Her taraftan böyle pusular, her taraftan kuşatmalar. Ve ne olacak neticesinde? Sosyal medyanın gücüyle, sosyal medyayı elde tutmakla, basın medyayı elde tutmakla bunlar bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu pusuları daha fazla kurabilecekler mi? Bütün ifşa olmuşlar kimlikler. Yapamazlar diğer arkadaş. Mümkün değil. Sözün özü orası olsun, bitireyim. Mümkün değil, yapamazlar. Biz ne dedik daha 10 sene önce yola çıkarken? Maili bile Akademi 2020 aldık. Daha o zamandan benim hedefimdi. 2020'ye geldiğimizde bunları çökertmiş olacaktık. İşte o günlere iyice İnşallah. yaklaşıyoruz. Çökerteceğiz. Biz operasyon yapmak isteyen koca koca adamları, teşkilatları, şunları... Bak, akademiye aynı paralelde ne yaptılar? Bizim camiamız içerisinde sanki merkezimiz beni ve etrafımı ve Akademi dergisi faaliyetlerini yasaklamış gibi sahte yasaklama yazısı yaptılar. Bunları yapanları da perişan ettim. Bunlar AKP-KK milletvekilleri, eski milletvekilleri, bizim camiamızdan daha önce kovulmuş kendini bir yerlerde zanneden tipler, çok etkili birkaç avukat var aralarında. Şunlar bunlar var. Ne oldu? Bunları da ifşa ettik. Sonra ne oldu? Süleymancılar, domuz eti, şu su, bu su. Onlar nerede şu anda? Alman yargısı verdi ağızlarının payını. Hepsi yalan, hepsi iftira. Kaldırdılar o yayınları. Hangisi icabını yapabildi, özür dileyebildi? Eyvah dedi ya da ayara girdi. Yok. Her taraftan mağlup olmuşlar oluyorlar. Ve kazanmalarına ihtimal yok. Topyekün ezimete uğrayacaklar ama bir büyük 3. Dünya Savaşı'ndan sonra. Tam anlamıyla bu çatışma çıkacak. Tam anlamıyla devletler birbirine girecek. Tahmin ediyorum kısa sürecek ama şiddetli olacak. Kısa sürecek ama şiddetli olacak. Ve hemen ardından birkaç seneye kadar bunlar iyice güç kaybetmiş olacaklar dünya genelinde. Ve 2020 bilemedik, en geç 22'de Türkiye'de son darbeyi, son bitirici darbeyi de almış olacaklar. Ondan sonra da yaklaşık 2 asır sonra şu devleti, şu vatanı gerçek manada Türk olanlar yeniden yönetiyor olacaklar. Meselenin özü bu. Ben ismini vermeden paylaşayım da bazı kısımlarını. Böyle faydalı olur. Tamam, Herkes istifade etsin. Sen tabii, istifade ederler. soruların oldukça yine sorarsın. Ben fırsat buldukça cevap yazmaya çalışırım sana. Sorularım olur, mutlak olur. Ben not alırım. Şeye de, Soner Yalçın'a da ben şimdi bir mail atacağım. At at. Çünkü Onu da at. Bak, Doğu Perinçe'yle sıkıştırdım. Sen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Kimseden korkman, endişe etmen gerekmiyor. Hiçbirimizin gerekmiyor. Çıkacaksın, diyeceksin ki senin hakkında MFS'ye bunları yazmış. Bunlar doğru mu? Bunlara karşı niye sessiz kalıyorsun? Bak, söylüyorum bir isim daha. Gelsin milyonla ismin arasından. Beyazıt Karataş. Mutlaka görmüşsündür. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Doğu Perinçek'in sağ kollarından bir tanesi. Bu herifin de içimizdeki İsrail'in adamlarından olabileceğine dair birkaç medenice, ama medenice tweet attım, panikle engellemiş. Sordum etrafındaki insanların isimleri, soy isimleri, şunları bunları. Bu nasıl paralel devlet? Sadece FETÖ mü paralel devlet? Sizin kanala çıkan, ulusal kanala çıkan şunlar, şunlar da mı kripto Yahudi? Bunlar da mı sabotajcı Yahudi? Doğu Perinçek'in kökenleri nereye dayanıyor gibi sorular sordum. Onlardan sonra tartışmak ya da sen ne diyorsun, ne saçmalıyorsun der, değil mi? Haklı bir insanın neyi olur? Haklı bir insanın kendine güveni olur, sert çıkar ya. Sen ne diyorsun der. Paniklemez. Özgüveni olur. Onlar falan yok. Bir de hemen de engelleyememiş o da. Üzerine geçmiş günler. Ben orada yine başka mevzularla uğraşırken bir baktım. Engellemiş. Başka da bir şey Zaten yoktu. Ona da... Tuncay Güney de belirtmişti bunun şeyle. Aydınlık grubu ile ilgili bir şey vardı. Televizyon programına bağlanmıştı. Evet. Yayına epey de bir 2 saatlik bir yayın yaptılar. Yayının sonu ortalarında sıkıştırdılar işte Tuncay Güney. En sonunda Tuncay Güney şöyle bir soru sordu. Siz dedi CIA'in dedi Ümmet Çöksün dedi projesinde dedi aydınlık ekibi olarak yer aldınız mı almadınız mı? Ne dedi? Oradaki Ne? 3 kişi program sunucusu dedi biz dedi buna cevap vereceğiz dedi. Evet. Önce dedi sen dedi bizim sorumuza cevap ver. Peki dedi sorusuna cevap verdi. Daha Evet. sonradan tekrarlattı bir daha. Dedi ki siz dedi bu projede var mıydınız yok muydunuz dedi. Bana dedi bunun cevabını verin dedi. Evet. Bizzat dedi Doğu Perinçek tarafından siz görevlendirildiniz mi, görevlendirilmediniz mi? Programın sonuna kadar dalga geçti bu üçüyle. İsimlerini şu anda bilmiyorum ama şeyde yine şu anda Vatan Partisi'nde üst düzeyde şeyler bunlar, görevliler. Üçü de cevap veremedi. Bir tanesi avukattı. Evet. Birisi de şu anda yine aynı Doğu Perinçek'in şeyini yapıyor, makalelerini düzenliyor, işte basın danışmanlığını yapıyor. Evet, adamların internet haber, bak sen onu görebilecek vasıftasın. Haber sitelerini görüyor musun? Haber siteleri şey ya. Hani
günlük takip ediyorum hepsini. Ne diyelim ona, ne tabir kullanılır? Ya vasat değil yani, vasatın bile altında çok basit duruyor. Hem şeyleri, şablonları, taslakları, arayüzleri çok basit. Hem de yazılar, makaleler çok basit köşe. Bak yine şeyden genel başkan yardımcısı galiba. Bir tane emekli paşa var, asker var yine. Beyazıt Karataş gibi. Geçen gün yine gördüm. Okumaya değmez diyorum ama yine de bakmam lazım, takip etmem lazım diyor. Soner, ha Soner. Soner neydi soyadı onun? Eski amiral, Soner Polat. Soner Polat. Ya bir bakıyorsun köşe yazısı değil ki o ya. Ona köşe yazısı, bir köşe yazısı yazmak kabiliyeti yok denir ona. Aynı Soner Yalçın gibi. Yok. Şeyde de yok. Teknik kabiliyet. Teknik kabiliyet de yok. Bazı konularda çıkıp yorumlar yapılıyor. Komedi. Al Afrin meselesi. Yani Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ortak hayrınaydı. Ne oldu? Bütün şeyler, teröristleri İdlib'e topladılar. Şunu bunu yaptılar. Her şeyi yalan yanlış gösterdiler. Hiçbir... Evet. Ben burada dalga mı geçiyordum? Diyordum ki ya siz daha bir tane CIA piyonu denilen, CIA raportörü olduğu kesin olan İbrahim Kalın'ı yerinden edemeyen bir... Nesiniz? Hadi kitlesiniz diyeyim, grupsunuz. İbrahim Kalın'ı daha elinize düşürememişsiniz. Onu yerinden edemiyorsunuz. Hani bunu mu yapacaksınız? Bak şimdi bunlar şeyi ellerine düşürmemişler miydi Tayyip Erdoğan'ı? Adam çıkıp şovmence açıklamalar yapmıyor muydu? Tayyip Erdoğan bizim çizgimize geldi. Tayyip Erdoğan Kemalist oldu. Tayyip Erdoğan'ı elimize düşürdük. Millet ne oluyoruz derken bu bir daha üst üste aynı açıklamaları yapıyordu. Laf çok da uygulamıyor. Bize dokunursanız dedi, darbe neymiş o zaman görürsünüz dedi. Evet. Peki uygulamaya gelelim. Bu Tayyip Erdoğan bunları nasıl attı şeyle, baskın seçimini? 100 bin imzayı da toplayamamış. 50 bin imzada kalmış, itiraf etti Doğu Perinçek. Sonra kıvırmaya çalıştı. Bunu iki tane, üç tane lider böyle alamazsınız. Ne yapmanız lazım? Meclisten karar geçirmeniz lazım dedi. Yine sözde eline düşürdüğü Tayyip'le işte Bahçeli meclisten hemen 300 küsür imzayla çıkarttılar diye geçirdiler. Yine kilitlendi. Afrin meselesinde yine kilitlenip oturup kaldılar. Ötekinde öyle, berikinde böyle. Bizim karşımızda soruyoruz, siz kimsiniz ya? Siz tarikat değil misiniz? Gizli Ermeniler, gizli Yahudiler tarikat, cemaat değil mi? Sadece İslam tarikatları, cemaatleri mi sorun? Bunu kimin algısı, kimin değeri, kimin hukuk sistemi bu? Niye böyle olsun diye soruyoruz. Sözde hani bütün tarikatların, cemaatlerin kökünü kazıyacakmış ya. Heriflerin Türkiye'deki tarikatlardan, cemaatlerden haberi de yok. Bırak dünya genelini. Türkiye'dekinden de haberi yok. Hani şeye benziyor. Fare daha küsmüş hikayesi var ya. Ona benziyor. Yani bizim Süleymanlar camiasının sayısını, mevcudunu, gücünü, şusunu, busunu hiçbir şeyi bilmiyorlar. Sağa sola sızmışlar. Eskiden atalarından, babalarından, dedelerinden gelen bir şey var. Hani demin bahsettiğimiz Meral Akşener, Tansu Çiller, şu bu gibi. Oralardan geliyorlar. Onunla bir şey yapacaklarını zannediyorlar. Bakıyorsun site perişan halde. Ulusal kanal perişan halde. Konuşmalar bomboş. Vasıfı yok, tarih bilgisi yok, siyaset bilgisi yok, şöyle bir hikmet yok, insanları etkileyecek bir şey yok, tutarlılık yok. Dahası var, birbirleriyle çok sağlam geçinemedikleri intiba veriyor ilişkileri. Benlik var. Şey ama, aydınlık grubu bilinmeyen bir yerden destekleniyor. Bunlar Çin'de geçen bir konferans olmuştu uluslararası. Türkiye'den Vatan Partisi katıldı temsilci olarak. Artı... Bunlar kendileri gidiyorlar. Çin'in, Rusya'nın çok fazla kale alacağı falan yok. Bak ben sana sarsıcı bir şey söyleyeyim mi? Ben sana sarsıcı bir şey söyleyeyim. Bizim sadece şu Süleymanlar camiası var ya, bizim Rusya nazarındaki kıymetimiz ve tesirimiz Doğu Perinçek'i birkaç kere katlar ya. Birkaç kere, abartmadan söyleyeyim diye düşünüyorum, birkaç on kere katlar. O kadar söylüyorum. Bizim şu camiamızın mesela Putin üzerinde ve Rusya yönetimi üzerindeki gücü, tesiri, hatırı, ne diyeceksen adını. O Doğu Perinçek ve ekibinin, çevresinin sözde gücünü, tesirini, bağlantısını bilmem kaç kere katlar atar. Çin'e, Mine, Rusya falan da bunlar kendileri talip oluyorlar. Gidiyorlar, gelin sizinle konuşalım. Gelin işte biz Türkiye'de böyle bir grubuz. Şöyle yapalım, böyle yapalım diyorlar. Rusya'nın, Çin'in de işine geliyor mutlaka, oynarlar ama kıymet verdiklerinden, adamdan saydıklarından, tutup bunları muhafaza edeceklerinden falan değil. O iş tamamen siyaset gereği. Ya günü gelecek onlar da kim bunlar diyecekler ya. Kim bunlar, tanımıyoruz biz bunları diyecek. Uygulamasıyla yapacaklar bunu. Öyle hani demin bahsettik ya, Meral Akşener'in öyle bir tabanı yok,
son zamanlarda gösterildiği gibi. Yok. Tabanı %0,7'yi bile geçmiyor. %1 bile değil bunların tabanı. Hayatları boyunca %1 oy almamışlar. Şimdi de alıyoruz gibi gösteriyorlardı ya işte aylardır. Kaç ay? 6 aydan fazla olmuştur herhalde. 100 bin imza çabası var. Hani sözde çok ekipliler, Türkiye Gençlik Birliği var, şusu var, busu var, kalabalığız gibi de gösteriyorlar ya. O da yok. O da yok. Öyle olsa zaten 100 bin imzayı çıkartırdınız yarım senedir, 6 aydır. Hala 50 binde takılmışsın. Ve ben özellikle şeyde kritik bir süreç olduğu için pek dinlemediğim halde açtım da o Perinçe'yi dinledim geçen gün. Ne yapacak, manevrası ne olacak, nasıl yorumlayabilecek diye komediydi yine. Güle güle izledim. 50 bin imzayı ancak toplamışsın. Şurada kaç gün var? 2 ay 10 gün dediler. 10 günü de at. 2 ay var. 2 ayda seçim var. Senin tabii son başvuru tarihin ne zaman onu da bilmiyoruz da takip edemedim ben. Söylediler mi bilmiyorum. Şu güne kadar 100 bin imza toplanacak dediler mi? Bu kadar zamandır yapamamışsın. Şu kadar dar vakitte 50 bin tane daha imzayı nereden bulacaksın? Dahası da var. İddia ettiği kadar güçlü olsalar bunlar hani Meral Akşener bile ne yaptı? Meclisten kaç tane milletvekili transfer etti, doğru mu? Bunlar iddia ettikleri gibi güçlü olsalar zaten parti olsalar. Parti değil bunlar bence. Kimsenin gözünde de parti gibi durmuyorlar. Bunlar gerçekten öyle parti olsalar, öyle güçlü olsalar. Güç olarak değil de yani bunlarda güç yok, taban yok fakat destekleniyorlar. Geçen bir açıklama yaptılar. 5 milyon TL'ye genel merkezini yenilemişler. Web sitelerini yenilediler. Dikkatini çekti mi? Ama genel merkezi yenilerken bağış topladılar. Bağış toplarken de Oda TV'den sözde haber görüntüsünde ilan yaptılar. Oda TV öyle bir sözde haber yaptı ki hangi partinin genel merkezi için bağış toplanıyor diye istersen yaz görüşmeden sonra hemen çıkar. Sözde bir haber yaptı. Haberde de dedi ki Vatan Partisi Doğu Perinçek yedin mi genel merkez şu bu. Birkaç cümlelik bir şey zaten. Hadi onu da yaptın ama enteresan bir şey vardı. Altında yardım yapılacak banka hesaplarını vermişti. Çünkü aslında Doğu Perinçek ekibiyle Soner Yalçın ekibi birbirlerinden ayrı gayrı değiller. Arada kavga ediyorlar, bir şey yapıyorlar falan ama aynı kitle, aynı temelden geliyorlar. Aynı iddiaya, göre... Aynı. Yani onlar da çok dedi farklı insanlar. Yalçın küçük de şey, Doğu Perinçek için. Sesin kesin. Yani dedesi... Tam görüyor musun şu anda? Deminki cümleler anlaşılmadı. Kim ne dedi? Halk arasında işte Yalçın Küçük de Doğu Perinçek'i eleştiriyorlardı. Evet. Ondan sonra Yalçın araya girdi. Daha önce de siz dedi bilmiyorsunuz dedi. Hem dedi bilmediğiniz çok fazla şey yapmayın dedi. İrdelemeyin dedi. Sonra Yalçın Küçük de Doğu Perinçek dedi farklı insanlar. Yani hani derinler olan insanlardır. Böyle evet. Bir açıklama yaptı. Orada destekledi onların arkasında herhalde ikisini de. Evet zaten aynı gruptanlar Soner Yalçın ve çevresiyle Doğu Perinçek aynı temelden geliyor ama Yalçın Küçük de Doğu Perinçek özellikle son süreçte birbirine girdiği gibi Soner Yalçın'la Doğu Perinçek çevresi de birbirlerine biraz düşmüş durumda. Yoksa birbirlerinden farkı yok. Bunun en son ispatı işte bahsettiğim sözde haber. Soner resmiyette Soner Yalçın'ın üzerine gösterilen Oda TV sözde haber yapıyor. Hadi yaptın diyelim ama sen hesap numaralarını veriyorsun. Hani gördüm bu haberi burada görmüşken de gir hadi gönder bu parayı dercesine. Sanki millete uyutacaklar böyle. Ben biliyorum bir kere Oda TV'nin genel merkezi midir, neresidir, binası mıdır numarasını buldum, aradım. Dedim şu haber hakkında görüşmem lazım yetkili birisiyle. Bu kritik bir şey dedim. Hukuka da yansımış bir şey dedim. Kimle görüşeceğim, nasıl olacak, şu şöyle mi, bu böyle mi dedim. Konuyu açarken oradaki bana yetkiliyi bağladılar. Yetkili birini çıkardılar. O yetkili dedi ki bununla alakalı olarak bizim aydınlığa geçmem lazım dedi. Oda TV'nin yetkili olarak bağlanan genç bir erkek dedi ki bununla alakalı son kanaatimi söyleyebilmek için bizim aydınlığa geçmem lazım. Aydınlıktaki arkadaşlarla konuşmam lazım. Çünkü bu bizim aydınlıkta yapıldı bu haber. Aydınlıkta yapıldı. Aslında bu aydınlığın haberi sizin sorduğunuz kısımları da o haberin sahibi olan işte aydınlıktakiler bilir dedi. Ben de dedim ki sizi ne zaman arayayım? Tekrar ne zaman arayayım, nasıl yapalım dedim. Bir saate kadar dedi, kalmaz hatta dedi. Hemen dedi, ben şimdi aydınlığa geçer sorarım dedi. Bak net cümleler. Ben şimdi hemen aydınlığa geçer sorarım dedi. Siz dedi, bir saate kalmaz arayın dedi. Şöyle şöyle dedi. Bak ilgilendi hatta, o ayrı bir mevzu o meselenin ne olduğu. Hukuki bir şeye yansıması vardı bir haber. Aynı haberi biz de yapmıştık. Aynı benzer yorumları biz de yapmıştık. Dava açmıştı
bir grup, holding. Onlar da yapmışlardı. Ben onu merak etmiştim. Siz de şu tarihte yapmışsınız, size de dava açıldı mı diye. Adam dedi ki bizim aydınlığın haberi o dedi. Ama fark etmez, ben geçeyim dedi. Ne zaman dedim? Hemen bir saate kalmaz, geçer sorarım şimdi dedi. E şimdi aydınlığı kim millet kimin biliyor aydınlığı? Doğu Perinçekçileri. Oda TV kim? Tabii. Soner Yalçın. Soner Yalçın üzerine gösteriliyor. Soner Yalçın nerede yazıyor? Sözcü'de yazıyor daha çok. O orada öne. Sözcü kimin? Sabah Teis Burak şeyin, Burak Akbay'ın. Burak Akbay'ın. Bunların birbirinden bağımsız olduğunu iddia edebilmek mümkün mü? Ama iddia da doğru. Aralarında tantana yok mu? Çok giriyorlar birbirlerine, yazıyorlar köşe yazıları. Zaten dolanmışlar. Sonra da sözde haber yapıyorlar. İşte somut müşahhas örnek. Oda TV haber yapıyor. Hadi yardım edin dercesine, çok kritik bir süreç dercesine. İş şeyin, Vatan Partisi'nin diyor, şusu şöyle, busu böyle. Senin dediğin tarafı da şurası. Geçmişte Doğu Perinçek'le Yalçın Küçük aynı sol örgütlerden geliyorlar. Aynı sol ne diyorlar bugün? Tabandan geliyorlar. Aynı sol tabanda mücadele ediyorlar. Bunların sürekli birbirlerine düştükleri nokta yine senin dediğini doğrulayan kısım. Doğu Perinçek'in MİT'e çalıştığı iddiası. Evveliyatından ta gençlik zamanından beri MİT derken de bizim MİT değil ha. Hani resmiyette öyle gözüküyor da MİT'in içindeki milli olmayan unsur. Ha, MİT'in içindeki milli olmayan unsurlar, hani şimdi demin söyledim ya, derin devletin ulusalcı kanadı denilen kanat var ya, oraya çalıştığı iddiası. Öteki onu onunla suçluyor, belki bunu suçluyor. Siyasi mevzuları farklı yorumluyorlar. Bir de zaten Yalçın Küçük'te herkesin anında gördüğü ne var? Şiddetli bir benlik var. Ben zaten şöyle demiştim, ben bunu söylemiştim, ben bu böyleydi, bu böyleydi, şöyleydi diye çok şeyi var, tarzları var ya, onlardan da birbirlerine düşüyorlar. Doğu Perinçek'te ben, onda da bir ben var, benlik de birbirlerine düşürüyor. Demin de bu manada o yüzden o cümleyi kurmuştum. Aralarında bir sağlam bir şey yok. Ne denir? İrtibat yok, kuvvetli bir bağ yok, bir dava birliği, gönül birliği, samimi bir birliktelik yok. O yüzden demin söyledim. Bunlar kendilerinin kim olduğunu da bilmiyorlar. Acayip bir yerde görüyorlar. Kime res çektiklerini de bilmiyorlar. Bak böyle böyle dedim. Ve demin anlattıklarımı gözünde bir canlandır şöyle. Ezmişiz, geçmişiz, bitirmişiz. Hatta ezik gözükürken bir anda savurup atmış üste çıkmışız. Bunları perişan hale düşürmüşüz. Perişan olmuşlar. Ellerinden de bir şey gelmez. Ne yapıyor işte? Almanya'daki domuz etinden sucuk iddiası var ya, sözde biz yapmışız, satmışız. Eskimiş haber. Mahkeme kararları çıkmış. Haber merkezlerden toplatılmış. İlk yayıldığı merkez yerler var ya, ilk yayanlar. Oralardan mahkeme kararıyla kaldırtılmış haberin kopyasını alıyor başka yerlerden. 8 ay sonra yeni bir gelişmeymiş gibi aydınlıkta paylaşmaya kalkıyor. Ben de etrafımda müdahale ettik ona. Twitter'da gördün mü bilmiyorum. Bu yaptığınız gazetecilik değil dedik ki. Azılı Türk İslam düşmanısınız siz dedik. Bu yaptığınızın hukukta hiçbir yeri yok dedik. Bundan sağlam ceza almanız gerekiyor dedik. Bu nasıl bir şey, hukuksuzluk dedik. Gık diyemediler. Alo. Taraftarlar da diyemediler. Diyemezler. Geliyor mu sesim? Koptu herhalde evi. Ha, geliyor geliyor. Bu mevzu kopmayacak gibi, biz kopartalım. Ben öyle kısa bir aramıştım da. 1,5 saat oldu. Tamam.